Efendim bir konuğumuz var. Avrupa Birliği'ndeki yeni telif düzenlemesi dijital arama motorlarına kullandıkları içerikler sebebiyle medya kuruluşlarına telif ödenmesinin önünü açtı. Bunu konuşacağız. Karşımızda Levent Eraslan var. Sodimer Başkanı Profesör Doktor. Hoş geldiniz Levent Bey. Merhabalar Duygu Hanım. Sizi tekrar görmek çok mutluluk verdi bize. Bilmukabele. Şimdi dünyanın en büyük arama motoru Google şimdiye kadar 300 medya kuruluşuyla bir telif anlaşması imzaladı. Peki Türkiye'nin böyle bir çalışması var mı? Bu kapsamda neler yapılır diye soracağım. Şöyle başlayayım önce. Şimdi bilmeyenler çoktur eminim. Benim için de yeni bir konu. Ben de yeni sizden öğreneceğim detaylı. Dijital telif yasası nedir? Evet, biliyorsunuz artık konvansiyel olarak habercilik ya da herhangi bir şekilde üretim, basılı yayın araçları tirajlarıyla ölçülüyordu eskiden. Gazete ne kadar satarsa, kitap ne kadar satarsa o kadar teyitlendirme yapılıyordu eser sahiplerine, haber sahiplerine, müzik eseri yayıncılarına. Ama dijital dünyadayız ve her şey oraya taşındı biliyorsunuz. Sadece Google'da değil, birçok platformda artık kitaplar, e-kitaplar, müzikler var. Yani dünya değişti. Telif hakları niye değişiyor? O anlamda Avrupa Birliği 2014 yılından beri uğraştığı ve ciddi olarak özellikle Fransa'nın çok net duruşuyla beraber çözdüğü bir süreçteyiz. Ne yazık ki ülkemizde dijital telif yasası, fikir ve sinayi haklar kanununda çok açık net anlaşılır değil. Ve Google'da bu işte telif ödememek için her türlü farklı varyasyon uyguluyor. Örneğin bu konuda Fransa'nın çok sert kararları var ve 500 milyon euroluk bir cezayla karşılaştı. Çünkü telif ödememek için önce link vermeye kalktı. Ondan sonra haberleri kırpmaya kalktı Google. Ama cezayı alınca çok net bir şekilde artık Avrupa Birliği'nin 2019 yılında çıkarttığı o telif uygulamasına uydu. Levent Bey, bu yasayı gerekli kılacak neler yaptılar? Yani nasıl geldi oraya kadar mevzu? Ne yapıyorlar yani daha doğrusu? Öncelikle takip ediyorlar. Duygu Hanım, bu çok önemli. Sadece şeyler değil, kamu kuruluşları değil. Telif haklarıyla ilişkili müzik, kitap ve diğer eser yayımcıların tamamı kendi haklarını takip eder ve gündem oluşturdular. Ve bu gündemin sonucunda ortaya bir sonuç çıktı. 2019 yılında çıkartılan yasada iki tane önemli bağlam var. Bunlardan birincisi arama motorlarında müzik, kitap, yazar fikirleri yani değer yaratacak her türlü vurgunun telifendirileceğine vurgu yaptılar. Ve özellikle ikincisi de çok önemli. Biz bunu hala konuşmuyoruz Duygu Hanım. Sosyal medyada telife aykırı paylaşımları engelleyen filtreleri karara bağladı Avrupa Birliği. Biz daha hiç bulgularda değiliz. Buna çok konuşmuyoruz bile. Herkesin ortaya koyduğu değerler, fikirler, yaratımlar çok ucuz bir şekilde her yerde kullanılıyor. Evet. Bu da işte benim de kullanılıyor, sizin de kullanılıyor. Şimdi burada önemli olan takip ve yasaların çıkartılması. İspanya ve Fransa bu konuda çok net durdular. Ve şu anda Google 300 şirketle bir anlaşma yaptı. Ve bu şirketlerin 3'te 2'si de Alman şirketi. Bu da çok ilginç. Çünkü yine Alman yasalarında çok net bir şekilde telif tanımlanmış. Bizim yasal metinlerimize ne yazık ki bu çok yok. Olmasına dönük zaten ben bir çağrı yaptım 2 gün önce. Çok da ilgi çekti. Buna devam edeceğiz. Çünkü siz gazetecilerin, bilim adamlarının, eser sahiplerinin ortaya koyduğu her değerin mutlaka teliflendirilmesi gerekiyor ki bu süreç sürdürülebilir olsun. Peki, tam da siz de vurgu yaptınız. Ben Türkiye'de yasa çıkarılmalı mı diye soracaktım ama ilerleme nasıl olmalı? Malumunuz dijital alan olunca konu çok ciddi ilerleme bu noktada kaydedemedik. Yani hukuk zemini bakımından baktığımız zaman... Ne yapmak lazım mesela? Siz çağrı yaptınız. Şu saatten sonra hangi adımlar gerekiyor? Evet, biz fişeye attık. Bundan sonra yapılması gereken bu fikri sinayi haklar bağlamında müzik sahibi, telif sahibi, kitap sahibi, herkesin bir gündemi devam ettirmesi. Biliyorsunuz daha bizim henüz sosyal medya yasamız da çıkmadı. Onu epeydir bekliyoruz. Bu konuda bir de çok başlık var süreçte.
Kim ilgileniyor bu dijital telifle? Yani birçok kamu kurum ve kuruluşu var ve bunların hangisi ilgileniyor? Bunu da ortaya konması lazım. Benim önerim olacak. Türkiye Metaverse platformu olarak bu öneriyi geliştirdik biz. Bu haberlerin, çalışmaların NFT haline getirilmesi. Duygu Hanım, NFT yani evet, fikri olarak, nitelikli fikri tapu olarak Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç böyle ifade ediyor. Blockchain sistemine bu haberleri, bu güfteleri, bu besteleri, bu müzik eserlerini, bu tabloları NFT haline getirebilirsek emin olun Google nerede ne zaman yayınladıysa tamamının bedelini ödemek zorunda kalacak. Şimdi şunu da tabii sorayım, NFT'yi belki bilmeyenler vardı. Yani NFT haline getirmekten kastımız ne? Bir ürünün, bir resmin ya da herhangi bir telifin ya da şu bizim şu görüntümüzün blockchain zincir sistemine kaydolması. Yani deftere kayıt, dijital kayıt diyebiliriz buna. Dijital kayıt olduğu zaman bu bizim oluyor. Ve kullanım hakkını da bana sormak zorunda kalıyor. Yani fikri olarak ortaya bir tapu koyuyoruz ve bunun da bedelini ödemek zorunda kalıyor. Maddi. Tekrar söylüyorum. Google gibi büyük şirketler telif ödememek için her türlü açığı kullanıyor. Bu yüzden bizim aynı sosyal medya yasasında yaptığımız gibi, nasıl şirketler Türkiye'ye gelmiyordu hatırlıyorsunuz. Sizinle de program yapmıştık. Yasa çıkartınca geldiler. Şimdi aynı şekilde bu yasayı çıkartmamız lazım. Çünkü Türkiye'de en çok kullanılan arama motoru Google. Ve reklamlardan para kazanıyor. Bizim üstümüzden para kazanıyor. Bu yüzden bunun da mutlaka teliflendirilmesi lazım. Daha ironik bir şey de söyleyeyim size. Kendi sitelerinde anlatıyorlar telifi ama kendileri telif ödemiyor. Yani Google'ın girin şeylerine, kendi metinlerine telif nedir diye anlatıyor. Ama bunun telifini ödemiyor. Ve ülke arası ayrım yapıyor ne yazık ki. Bakın Kanada ve Avustralya, yani Avrupa Birliği bölgesi dışındaki ülkeler de hareketlendi bu son olaydan sonra. Çünkü ayırdıkları çok büyük bir bütçe var. 1 milyar euroluk bir bütçeden bahsediyoruz. Lütfen Türkiye'deki telif sahiplerine, habercilere, gazetecilere de buradan payları verilsin diyor. Peki diyelim bu yasa artık yürürlüğe girdi diyelim. Bu vakit itibariyle mesela benim şirketim ya da çalıştığım arkadaşlarımın medyadan örnek verecek olursak hangi hakka sahip ol? Ne sağlayacak bize mesela en temelde? Şöyle orada bir maddeleri var. İşte kısa görüntü ya da konuyla ilgili kısa bir pasaj yayınlamasının tamamını bir ücretlendirilmesi var. Ve sizin tanımladığınız o yayın şirketlerin hesabına yatacak. Ve oradan da eser sahiplerine gönderilecek. Bu çok önemli. Bakın 21. yüzyılda dijital çağ diyoruz ama etik kuralların da çok ihlal edildiği bir bağlam. Sadece Google'dan bahsetmiyorum. Bakın yerelde de bu böyle. İşte app'ler dediğimiz uygulamalarda da bu böyle. Yani açın şu anda yüzlerce uygulamada Habertürk gazetesini görüyorsun. Yani ama Habertürk gazetesine burada herhangi bir telif ödenmiyor. Yani global olarak Google özelinde ama yerel olarak da bir bağlamı bizim geliştirip mutlaka yasal zemin oturtmamız gerekiyor. Ama biz zaten mesela şöyle de bir durum var mı? İzinsiz görüntümün kullanıldığı bir noktada benim zaten bana hukuki bir hak doğuyor. Doğru değil mi? Bu... Bakın çok açık bir şey söyleyeyim. Bu hak aslında kağıt üstü. Yani buradan sonuç almak. Bunun zor. O kadar uzun ve zor. Yani insanlar, yani hemen hemen ben dijital mecralar komisyonundaki milletvekillerini de anlattım. Yani yıllarca sürüyor. Bakın Google bir de Türkiye'ye şunu yapıyor Duygu Hanım. Unutulma hakkını evet. Türkiye dışında uyguluyor. Şimdi bunu biz niye kabul ediyoruz? Yani en çok biz sizi kullanıyoruz. En çok Türk tarayıcılar sizinle beraber ama unutma hakkını Türkiye'ye vermiyorsunuz. Böyle bir şey kabul edebilir miyiz? Lütfen yasa koyuculara buradan seslenelim. Böyleyse ayrımcılığa dönük çok net bir yasal zemin oluştursunlar. Peki. Bakın Fransa yasaları buna örnek. Alman yasaları buna örnek. Yasayı görünce ama Google anında uyuyor. Çünkü 500 Peki. milyon avro ceza aldı Fransa. Çok ciddi rakam. Peki efendim, teşekkür Gerçekten. Ederim. Evet, dileriz bizim için de bu düzenleme gelir. Teşekkür ederiz Levent Bey. Levent Eraslan Sodimer Başkanı bizimleydi. Dijital yasayı konuştuk, dijital telif yasasını.